Arkadaşlar merhabalar. Bugün yine çilek serasındayız. Bugün çilek serasında alt yapraklardan alma yapıyoruz. Yani çilekte budama olarak tabir edilen. Şöyle gösterecek olursak. Bitkinin en alt yapınağını. Zaten şu şekilde görüntüsü var. Bu görüntü tozluluk görüntüsü. Yani tozluluk belirtisi. Bu şekilde alt yaprakları alaraktan bitkiyi bir rahatlatmaya sokuyoruz. Bitki alt yaprağını alınca bir rahatlama yapıp göbekten şu şekilde göstereyim. Göbekten yeni yapraklar sürmeye başlıyor. Bu yeni yaprak da arkasından çiçek gelimi demek. Onun için çilekte gerçekten de budama önemli. Budama yaparken dikkat etmemiz gereken bazı konular var. Onlardan biri ilk başta yaprağı yukarı asılmamak. Şurada görüntü nasıl bilmiyorum ama. Evet. Yaprağı yukarı asılmamak. Yaprağı senin şu işaret parmağımızla direkt aşağı bastırdığımızda bu şekilde kopma meydana geliyor. Şunu da bastıralım. Biraz tek elli olduğu için sıkıntı. Evet. Şöyle gösterelim. Ve arkadaşlar budama yaparken daha önceden görmüştüm ben. Budamayı şu şekilde yapanlar vardı. Şu sap şu şekilde kalıyordu. İlerleyen zamanda bu sap kuruma yapıyor. Ve kuruma yaptığı için gövde ıslanmaya başlıyor. Bu da gövdede gerçekten de sıkıntı oluyor hastalık anlamında. Kurşunu küf gibi hastalıklara davetiye çıkarmış oluyoruz. Hani bunu bu şekilde değil de şu şekilde koparabilirsek daha iyi. Çileklerimizin görüntüsü şu anda bu şekilde. Bayağı kızarmaya başladılar. Hatta geçtiğimiz gün topladık biraz. Yaprak alırken geçenki soğuklarda zarar gören çiçekleri de koparıyoruz. %20 bir zayiatımız var. Buna da şükür. Hani daha fazlası da olabilirdi. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.